merhaba, bu videoyu izleyecek olanlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün birlikte makyaj yapacağız. Görmüş olduğunuz üzere ben her zaman olduğu gibi makyajsızım. Bugün ters makyaj tekniği deneyerek bir makyaj yapalım istiyorum. Hiç uzatmayacağım, hemen videoya geçeceğim. Ama onun öncesinde küçücük hatırlatmalarımı her zaman olduğu gibi yapacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilir. Benden gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hiç uzatmayalım, hemen başlayalım istiyorum ve başlıyoruz. Şimdi, evet, başlamaya hazırız. Ben sadece nemlendiricimi uyguladım. Güneş kremi de unuttum bugün. Artık yine unutmaya başladım. Bir türlü oturtamıyorum kafamda şu güneş kremini ve oturtmam lazım artık. Şimdi başlayacağız bakalım. Bu tersten makyaj, daha doğrusu backward olarak geçen makyaj nasıl bir makyajmış, biraz ona da baktım. Zaten çok eskiden beri artık bilinen bir makyaj. Mary Phillips adında bir makyaj artistinin tekniğiymiş galiba bu. Fondöteni, bronzer'ı, işte aydınlatıcıyı, yüz ürünlerini tersten uygulamak. Yani bronzer'ı, allığı, aydınlatıcıyı önceden sürüp üstüne işte kapatıcı, fondöten falan filan onları uyguluyormuşsunuz. Bir de gözlere de tersten bir şekilde, yani kuyruktan başlayarak makyaj yapıyormuşsunuz. Dudaklara da önce çerçeve, sonra ruj yapıyoruz ya normalde. Önce ruj, sonra çerçeve. Bunu zaten yapıyoruz biz aslında çok uzun zamanlardır. Böyle bir makyaj deneyimlemek istedim bugün ve o yüzden buraya oturdum. Uzatmayalım, başlayalım bakalım. Neye benzeyeceğiz bilmiyorum. Süreçte hiç hoş şeyler olmayacak, ondan eminim, ama sonuca bakalım. Şimdi ilk olarak kontür uygulamamız gerekiyormuş. Bunu açmamışım ben, şaka mı? Hemen kutusundan çıkarıyorum. Bu makyaj artisti ablamız ünlülere makyaj yapıyormuş. İşte Bieber'lara, işte Jenner'lara falan, onlara makyaj yapıyormuş ve onlara bu tekniği uyguluyormuş, biliyorsunuz ki. Biz de uygulayalım dedim. Öyle değil mi ama? Önce kontürle başlayacakmışız bakalım. Normalde kontürü nasıl yapıyorsak aynı o şekilde kontürü yaptığımız yerlere bırakıyoruz. Bırakacakmışız. Bu bayağı bir kontür rengi, görüyorsunuz. Bayağı küllü, gri, çok güzel. Hemen buraya da uyguluyorum çukuruma. Bir de bu ürünleri bol bol uygulayacağız büyük ihtimalle ki üstüne, çünkü fondöten geleceği için kaybolmasınlar. Ay nasıl olacak bilmiyorum vallahi. Hadi bakalım. Gerçekten çok bol bu arada gidiyorum ha. Biraz buraya bırakıyorum. Azıcık buraya. Değil, azıcık değil. Azıcık terimini kaldırıyoruz şu anda lügattan. Tamam. Şöyle. Ondan sonra buraya da. Bu zaten biter ki bugün. Zaten içinde mini minnacık ürün var. Bütün yüzümüze uyguladık, bitti yani. Şimdi bronzer diyorum. Burun kontürü de yapacağım. Hemen şöyle burnuma da bol bol, hiç çekinmiyorum. Gerçekten çekinmiyorum bu arada. Yapıştırıyorum. Elimi asla korkak alıştırmıyorum. Ki sevmem zaten. Bu tam benlik bir şey, bir teknik. Öyle söyleyeyim, konuşamadım. Ve şöyle burnuma da uyguladım. Başka bir yerlerime kontür yapıyor muydum, yapmıyor muydum? Şu an gerçekten resetim. Resetim, hiçbir şey yok kafamda. Kontürümüz tamamdır. Kontürümüzü uyguladık. Burası gerçekten aşırı sıcak. Ben yine Bülent Ersoy frekansına giriyorum ve yelpazemi alıyorum. Çünkü gerçekten dayanılacak gibi, durulacak gibi değil. Makyaj yaptığım için şuradan bıyık terlemesiyle karşı karşıyayım. Gerçekten öyle. Şimdi birazcık saçımı başımı dağıtmak suretiyle ben bir serinleyip geleyim. Şimdi kontürümüzü şöyle bir fırçayla dağıtalım bakalım. 200 numara Real Techniques. Bu normalde fondöten fırçası ama ben bunu kapatıcı fırçası olarak kullanmayı çok seviyorum her zaman. Bir de böyle kontür yapmakta kullanıyorum. Daha kolayıma geliyor. Bu kontürümüzü pıt pıt hemen dağıtıyoruz. Bu farmasinin kontürü gerçekten çok kolay dağılıyor. Bakar mısınız? Bakın şimdi pıt pıt bitti bile yani. Bu arada ben kontürü böyle yüzüme kadar getirmeyi sevmiyorum. Hatta çok bile geldi bence. Şuralara kadar böyle bir şektomi deniyor ya. Öyle yapmayı sevmiyorum. Ben normalde zaten öyleydim. Hani benim normal yüzümün şekli öyleydi. O yüzden hiç sevmem o tarz şeyleri. Daha burada bırakmayı seviyorum. Yani şurasının daha incelmesi benim hoşuma gidiyor. Biraz yine aşağı indi ama toparlayacağız oraları. Bu arada bu alttan asla görünmez. Ben size söyleyeyim. Şimdi başka bir şey daha yapacağım üstüne. Tamamdır, geldim. Şimdi üstüne fondöten geçeceğimiz için, alttaki ürünlerin daha güçlü görünmesi için biraz daha koyu renklere bence ihtiyacımız var. Ve bu asla görünecek bir renk değil. Ama kontür olarak yine orada kalsın. Revolution'ın bu krem bronzerını kullanacağım. Bence böyle daha iyi olacak çünkü. Hemen şöyle açmaya çalışayım. Bunu açmak çok zor. Bronzerıma biraz aldım. Daha doğrusu fırçama aldım. Revolution'ın bu bronzerını. Ve
Aa, işte. Hah. Bize lazım olan bu. Görünmesi lazım çünkü diğeri asla görünemez. Makyajın sonunda neye benzeyeceğimi gerçekten çok merak ediyorum. Şuradan da geçelim. Hemen dağıtıyorum. Evet, bu daha iyi olacak. Çünkü dediğim gibi diğeri hiç görünmeyecekti. Bu görünür diye umut ediyorum. Şurayı da iyice böyle alalım. Altı şey oluyor, bulaşıyor ama önemli değil. Oradan sileriz birazdan. Tamam, şimdi cildimin üstüne dan diye kontürü oturttuğum için çok rahat olabilirim. Hiç sıkıntı yok. Şimdi şu ağzımın kenarından hop bir çizgi çekiyorum ve o aşağı düşenleri temizliyoruz. Hadi buradan da. Evet. Tamam. Oldu. Böyle güzel oldu. Görüyorsunuz. Gerçekten neye benzeyeceğiz? Ben çok merak ediyorum bugün. Bronzer'ı uyguladığımıza göre şimdi allıkla devam edeceğim. Bakalım nasıl olacak? Yine güçlü bir şey kullanmam lazım ama bu acaba nasıl olacak? Bunu bir uygulayacağım. Olmazsa başka bir tane kullanacağım. Bunu hangi fırçayla kullansak acaba? Benim bir allık fırçasına ihtiyacım var şu anda. Şimdi o zaman allıkla devam edeceğim. Show by Pastel'in Show Your Joy isimli allıklarından 52 numarasını kullanacağım. Yine bol bol kullanacağız. Asla elimizi korkak alıştırmayacağız. Öyle bir şey yok yani. Hemen uygulayıp dağıtıyorum çünkü likit bir ve sabitlenen bir allık olduğu için bunlar sıkıntı çıkarmasın bize. Nasıl görünüyorum? Ha, şahaneyim değil mi? Bol bol allığı, bronzer'ı, işte aydınlatıcıyı, her şeyi en abartılı şekilde yapacağız. Çünkü zaten en son umarım ki düzelecek. Düzelmezse ne olacak? Ben onu bilmiyorum açıkçası. Biraz burnumun üstünden de geçeceğim. Hemen şöyle burnumun üstünden de bir minicik geçtim. Aa! Tövbe estağfurullah, ne oluyoruz? Çok kötü görünüyoruz. Biraz daha ama, biraz daha. Çünkü bize asla yetemez bu. Hemen dağıtıyorum çünkü oraya yapışırsa böyle damga damga kalırsak daha kötü olur. Ay Allah'ım ya Rabbim, tövbe estağfurullah, bu ne? Ay gerçekten ne? Kadınların şu girdiği hallere bakar mısınız güzellik uğruna? Göz kapağıma da geldi. Buraya da getireyim. Ne yapayım artık ya? Bronzerımızı uyguladık. Allığımızı da uyguladık. Gördüğünüz üzere bir şahaneye dönüştük. Yani bu nasıl bir görüntü böyle? Nasıl göz kamaştırıcı oldum? Gerçekten kendime inanamıyorum şu an. Kendi görüntüme inanamadım. Şimdi daha da güzelleşelim istiyorum. Bu sefer bir de parlayalım. Öyle değil mi? Aydınlatıcı kullanacağım. Şakasız. Rival Loves Me'nin Illuminating Drops isimli 01 Pearl isimli daha doğrusu aydınlatıcını kullanacağım. Bütün ürünleri bugün sıvı, likit, krem olarak kullanacağız tabii ki. Pudra kullanmayacağım diye düşünüyorum. Belki en sonda transparan bir pudra kullanabiliriz ama bilmiyorum. Şimdi ben bunu nasıl uygulayacağım? Elime mi uygulamalıyım önce? Elimden mi almalıyım? Ben şoktayım şu an zaten kendimi gördükçe. Ne yapacağız? Şöyle yapacağım. Yapacak başka hiçbir şeyim yok. Şöyle uygulayacağım ve fırçamla hemen dağıtacağım. Çünkü bu da gerçekten çok şey bir aydınlatıcı. Ne derler onun adına? Çabuk sabitlenen bir aydınlatıcı. Ah, gözaltıma da geldim. Gözaltıma da geldim. Her yerime geldim ki bugün ben zaten. Neyse tamam, şöyle bir bırakalım. Burnuma bırakıyorum. Hatta burnuma tüm olarak bırakacağım bugün. Şu şekilde. Aynen. Aynen böyle. Aa, imdat! Bu ne? Aa! Gerçekten çok komik. Çok fena. Felaket. Şu halime bakar mısınız? Gerçekten halime bakın bence. Ben buralara da uyguluyorum biliyorsunuz. Yine buraya da uygulayacağım. Evet. Yani söyleyecek hiçbir şey yok. Tam bir kabusa döndüm. Ama en sonu bekliyorum. Dediğim gibi süreç zaten sıkıntılı olacaktı. Bunu biliyorduk. Sonuç sıkıntılı olursa işte o zaman
kıvadık diyeceğim ama henüz demiyorum bir şey. Henüz bir şey demiyorum ve devam ediyorum. Evet, aydınlatıcımızı da uyguladığımıza göre böyle şahane görünüyoruz. Gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum arkadaşlar ama dediğim gibi sonuca bakacağız. Şimdi kapatıcıyla devam edeceğim. Hadi bakalım. Kapatıcı olarak da Maybelline'in Fitmiss'ini kullanacağım. Bendeki 15 numarasıymış. Bunu bir uygulayalım bakalım. Böyle çok mat mat bir kapatıcı istemedim bugün. Çünkü daha böyle kremsi, daha böyle nemli bir cilt görüntüsü istiyorum. O yüzden de bu kapatıcıyı kullanmaya karar verdim. Evet, biraz şöyle uygulayacağım. Biraz da böyle. Azıcık da böyle. Bilmiyorum nasıl olacak. Küçük aynama geçiyorum. Şuradan bakacağım ama oradan baksam daha mantıklı olur muyuz acaba? Yok, ben buradan bakayım. Şöyle göz altımı iyice bir kapatacağım. Bu arada bu tersten makyajda bronzerdan sonra kapatıcıya da geçebiliyorlar. Geçiyorlar benim okuduğum, gördüğüm kadarıyla ama ben hani buraları da biraz daha böyle temiz tutmak için kapatıcıyı da fondötenden önceye alayım istedim. Hani böylesine uygulamayı daha çok sevebileceğimi düşündüm. Çünkü bunu da yapıyorlar. Evet, olabilecek en kötü hale büründükten sonra şimdi artık düzeltmeye geçiyoruz. Hazır mısınız? Ben çok korkuyorum, çok heyecanlıyım. Umarım güzel olacak. İnce bir fondöten kullanacağım çünkü alttakilerin tamamen kaybolmasını istemiyorum. Ve böyle daha nemlimsi bitişli bir fondöten kullanacağım. Dewy olanı kullanacağım. Wet n Wild'ın. Aynen öyle. Hemen şöyle bir tıkçık alalım. Şimdi elimizin üstüne alıp oradan yürüyelim değil mi? Bu arada süngerle değil fırçayla dağıtacağım galiba. Bilmiyorum. Şimdi şöyle bir fırçayla dağıtmamız konusunda bir şey var. Ne derler onun adına? Bir tavsiye var. Ama doğru olur mu bu? Bu doğru olur mu yoksa sünger mi doğru olur? Onu bilmiyorum. Deneyelim mi şununla bir? Önce bir deneyelim. Şöyle azıcık alıyorum fırçama. Ve temiz yerden başlıyorum. Temiz. Şimdi önce fırçayla yapalım. Olmazsa üstünden süngerle geçeriz. Ne diyorsunuz? Gitmesinden de korkuyorum aslında ama zaten çok almıyorum. Bakın ben normalde çok fondöten kullanırım ama bugün gerçekten çok az kullanıyorum. Şuradan başlayacağım. Aa, çok korktum şu an. Şöyle pıt pıt. Giriştim. Vallahi giriştim, yapacak hiçbir şeyim yok. Şu an giriştim. Wow. Bu ne? Görüyor musunuz? Geçişi görüyor musunuz? Doğallığı görüyor musunuz? Oha! Çok iyi. Devam ediyorum. Yine çok azalıyorum. Yine çok azalıyorum. Çok almıyorum. Şöyle pıt pıt. Bakın hani fırçanın ucuyla Bob Rose gibi yüzümüze minik minik küçük mutlu beyaz dalcıklar, ahçıklar bırakıyoruz. Ben gerçekten şok. Gerçekten çok şaşkınım. Görüyor musunuz? O kadar güzel ve sağlıklı, canlı ve parlak ve tatlı ve pürüzsüz ve muhteşem görünüyor. Gerçekten çok güzel. Bakar mısınız? Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Çok sevdim. Kaşlarla devam edelim. Wet n Wild'ın bu kaş kitini kullanacağım. Bir tıkçık böyle kaşlarımızla ilgilenirmiş gibi yapalım. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben elimde fondöten olduğunu unuttum. Ben yüzüme 5 kilo fondöten uyguluyorum. Fondöten konusunda çok ayarsız bir insanım. Ama bu makyajda kullandığım fondöten şu kadar arkadaşlar. Ve çoğu fondötenin elimde. Görüyor musunuz? Ya bu çok güzel. Çok 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 güzel bir teknikmiş. Bayıldım, öyle söyleyeyim. Bundan sonra bunu ben kullanırım. Ne diyorsunuz? Siz nasıl buldunuz? Ya, telefon alıyorum elime. Aklım gitti. Aklımı aldı teknik. Öyle söyleyeyim. Şimdi hemen bir tıkçık kaşlardan geçiyorum.
Hemen bundan da bir minicik geçiyorum ve devam edeceğim. Kaç tane işi bitireceğiz yani. Kaç tane de işimizi bitirdiğimize göre devam edeceğim. Gerçekten çok beğendim. Şu an cildim hem çok doğal görünüyor hem de evet aydınlatıcısı, kontürü, ne bileyim efendim allığı var ama o kadar bebeksi ve doğal görünüyor ki ben gerçekten içten içten ışıldıyorum, içten içten renkliyim dermiş gibi. Ama isterseniz siz üstüne tabii ki allık eklemesi yapabilirsiniz. Allık allık olmayı seviyorsanız aydınlatıcı ekleyebilirsiniz. Ben şimdi pudra biraz uygulayacağım ama bütün cildimden kesinlikle geçmeyeceğim. Bu görüntüyü kaybetmek istemiyorum çünkü. Bir minicik göz altlarımdan biraz da şuralardan geçeceğim. Hani T bölgesinden geçelim. Tamamen parlamayalım, o parlamayı alalım. Öyle söyleyeyim. Ay konuşamadım. Çünkü çok heyecanlandım şu an gerçekten. Pastel'in transparan pudrasıyla beauty filtreyle şimdi göz altlarımdan geçeceğim. Ve bu The Cult Rosa'nın süngerini kullanacağım. Çok seviyorum. Her zaman söylüyorum. Bayılıyorum. Alnımdan ve çenemden, şöyle ortasından ama. Geçeceğim yani her yerine gelsin istemiyorum. Çünkü bugün böyle hoşuma gitti bu makyaj ya. Gerçekten öyle. Bundan sonra böyle yapacağım. Bundan sonra gerçekten böyle yapacağım. Şimdi allık fırçamda azıcık allık kaldıysa eğer şuradan pıt pıt geçeyim istedim. Biraz da şöyle çenemden geçeyim ve burnumun üstünden de azıcık geçeyim tekrar. Ama hiç ürün almadan. Çünkü çok fazla bir şey istemiyorum. Bu benim için gayet yeterli. Ten makyajımız böyle oldu. Gerçekten çok güzel görünüyor. Ben bu tekniğe bayıldım. O kabus sürece değdi. Çünkü sonuç güzel. Şimdi çok azıcık minicik bir göz makyajı da yapacağım. Çok fazla abartmayacağım bugün göz makyajımı ve onun sonrasında dudaklarla da devam edeceğiz. Aslında burada bir de ters eyeliner tekniği var ama ben ters eyeliner tekniğiyle ilgili bir video çekmiştim zaten. Bugün öyle bir makyaj yapmak istemedim. O yüzden onu buraya dahil etmedik. Dediğim gibi bu bir challenge da değil. Sadece bu tekniği denemek istedim. Ve bu tekniğin bende nasıl görüneceğini görmek istedim. Ve gerçekten güzel bir teknikmiş. Bayıldım. Onu da söylemek isterim. Ama siz bunun challenge'ını da isterseniz biliyorum 100 yıllar önce yapılmıştı. Ama sorun mu? Hayır. Eğer isterseniz onu da yaparız. Öyle diyelim ve devam edelim. Şimdi küçük bir makyaj yapacağım dediğim gibi. Şuradaki rengi kullanacağım. Şunu kullanacağım. Ve galiba o kadar. Bakalım. Hemen mat olan rengi bir tık çık alıyorum. Ama ayna bulmam lazım önce kendime. Buldum. Katlanma bölgesinden geçiyorum bu mat rengi. Çok tatlı böyle karamel değil bu. Karamel gibi mi acaba? Camel gibi mi? Daha çok camel gibi aynen öyle bir tarz renk var orada sıcakta bir renk. Biraz bunu uygulayalım istedim bugün. Fazla bir şey yapmayacağım dediğim gibi zaten. Sadece bu işte bu kadar. Ve sonrasında bir de şu ışıltılı rengi parmaklarıma alacağım. Ups tırmalamayayım ama lütfen. Şunu kullandık şimdi de bu ışıltılı rengi alacağım ve göz kapaklarımdan geçeceğim. Azıcık böyle bronzumsu pembemsi tam pembe de değil bu da. Azıcık sanki böyle altın yansımalı bronz mu denir buna? Ay ben renk anlatamıyorum siz beni anlayın. Ortaya bırakıyorum. Şimdi şuradaki koyu kahverengini böyle soğuk koyu bir kahverengi var orada. Onu alacağım ve sadece kirpikliklerinden geçeceğim. Alt ve üst kirpik diye düşünüyorum ama bilemedim. Bir de yarım geçeceğim. Şöyle. Yani varla yok arası. Bundan da hemen bir minicik geçiyorum. Çok bir şey istemiyorum dediğim gibi. Sadece biraz daha böyle kirpiğim varmış gibi görünsün. Altlardan da bir minicik geçiyorum. En dışlardan. Şuradan da geçiyoruz. Tamamdır. Çok bir şey istemiyoruz bugün dediğim gibi. Toz bir aydınlatıcı kullanacağım şimdi. Göz pınarlarımda ve kaş altlarımda. Revolution'ın bu Just My Type isimli aydınlatıcısını kullanacağım. Bu makyaja en güzel yakışacak aydınlatıcılardan bir tanesi bence çünkü. Şöyle bir yassı fırçaya yine az önce kullandığım fırçayı alıyorum. İyice. Ondan sonra kaş altlarım ve göz pınarlarıma uygulayacağım. Ama önce göz pınarlarıma biraz. Ondan sonra kaş altlarımdan da geçeceğim. Bu doğru bir fırça mı oldu bu arada? Kaş altına da şöyle bir minicik bıraktım. Bunu daha yumuşak bir fırça yapacağım. Göz pınarlarımda daha yumuşak bir fırça istedi bence çünkü. Aynen. Hemen bundan da göz altları değil bu arada. Göz pınarları aydınlık olduğu zaman böyle çok daha uyanık, çok daha açık, parlak
berrak bakışlarınız oluyormuş gibi geliyor ve bayağı size görüyorum. Özellikle de şu iç köşelere de getirmeye bayılıyorum ben. Ve şuralara tabii ki. Makyajımız bitti ve böyle bir görüntümüz var. Ben gayet beğendim. Öyle söyleyeyim, çok beğendim makyajı. Yani özellikle bugün ten üzerine odaklandık. Ten makyajı bence çok güzel oldu. Ama dudaklarda da bir ters makyaj hilesi, hilesi değil tekniği deneyelim istiyorum. Önce zaten bunu yapıyoruz biz. Glossları önce sürüp üstüne daha böyle hafif kalsın diye dudak kalemi uygulayabiliyoruz. Ya da işte rujları önceden sürüp daha yine hafif böyle dan diye patlamasın diye kalemleri sonradan da sürebiliyoruz. Bu zaten olan bir şeydi. Bugün bunu da bir deneyelim, buraya bir oturtalım. Önce rujumuzu uygulayacağız. Ruj olarak ben bugün Rosy Mal kullanacakmışım. Birisin Smooth It rujlarından. Aynen. Bence güzel olacak. Rujumuzla da işimizi bitirdik. Şimdi dudak kalemiyle devam edeceğim. Lykt'ın geçtiğimiz günlerde kullandığım 305 numaralı Peachy isimli dudak kalemini kullanmak istiyorum. Çünkü gözlerimle uyumlu olacağını düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Bu arada ne unuttuk biliyor musunuz? Maskara uygulamayı unuttuk. Birazdan uygulayacağım. Şimdi önce şuradan bir geçeyim. Bakayım bu nasıl olacak? Olacak mı ya da? Önce onu bir göreyim de. Şuradan da inecek geçiyorum. Ne dediğimi anladınız mı? Dudak kalemiyle de işimizi bitirmiş bulunmaktayız. Görmüş olduğunuz üzere rujun üstünden uygulandığında daha böyle soft göründüğü söyleniyor. Evet, öyle gloss'un üstünde uygularsanız daha da softlaşacaktır o. Peachy olmasına rağmen gerçekten bayıldım bu kaleme ki normalde benim peachy'leri sevmem çok da mümkün değil, öyle söyleyeyim. Şimdi bu kadar aydınlık bir görüntüye acaba bir gloss ister miyiz yoksa böyle mi kalalım? Ne dersiniz? Maskara kullanmayı unuttuk dediğim gibi az önce. Şimdi bir de maskara uygulayacağım. Lash Princess uygulayacağım. False Lash Effect Essence'ın suya dayanıklı maskarasını kullanacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Aynen. Hemen bir tıkçık maskaramızı da uyguluyoruz. Çok maskara uygulamayacağım. Öyle kirpik kirpik olmak istemiyorum bugün. Daha az, daha siyah ama hani öyle çok da ben buradayım demeyecek. Birazcık böyle vurgulayacak şekilde makyaj değil, maskara uygulamak istiyorum. Yine sol elle dalacağım çünkü ben çok cesur bir insanımdır. Maskarayla da işimizi bitirdik. Sadece bu kadarcık bir maskara uygulamak istedim. Şimdi dudaklarıma bir gloss uygulayacağım. Çünkü lip gloss'suz asla olmuyor yani. Ben çok seviyorum. Hayatımın sonuna kadar lip gloss aşığı olarak kalacağıma söz veriyorum. Aynen öyle. Pastel'in bu şahane parlayan gloss'unu kullanacağım şimdi. Show Your Lumos. Lumos olarak geçiyor galiba. Plastik bir aplikatörü var biliyorsunuz. Aslında bunu bu şekilde değil de parmağıma alsam öyle uygulasam da olur. Hani içini bozmamak adına rengini. Şu şekilde parmağımla uyguluyorum. Makyajı anında değiştirmesi peki glossların. Ne diyorsunuz bu konuya? Gerçekten buradan alıp buraya çıkarıyor makyajı. Bence öyle. Ben gerçekten de çok seviyorum. Hemen şöyle bir tıkçık daha alıyorum. Kokusu da çok güzel. Böyle meyve meyve bir şey kokuyor. Bu tam olarak ne bilmiyorum ama çok güzel bir kokusu var. Evet, makyajımız bu şekilde oldu. Makyajımızı bitirdik. Şimdi size yakından biraz göstereceğim ve yavaştan kaçacağız. Bu arada ben gerçekten çok beğendim. Siz ne diyorsunuz bana yorum olarak lütfen bırakın. Evet, böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben artık yavaştan kaçıyorum. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz. Öptüm. Sizi seviyorum.